işareti yerine hangisi gelmelidir? Her sütunda ve satırda rakamların dizilimi değişmiştir. Ayrıca rakamlar her seferinde farklı renkteki dairelerin içinde yer almıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci şekildeki kare, ikinci şekilde kesik çizgilerle oluşturulmuş. Kesik çizgiler ise ikinci şekilde kesik olmayan çizgiler ile oluşturulmuş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Yıldızlar bir içeri, bir dışarı gelecek şekilde sürekli ilerlemiştir. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekiller saat yönü tersinde döndürülmüştür. Cevabımız B şıkkıdır. Şeklin aynısı hangisidir? Cevabımız C şıkkıdır. Kağıt, ok yönünde kesik çizgilerden katlanıyor. Katladığımız kağıdı pembe çizgili yerden kesiyoruz. Katlanan kağıt açıldığında hangi şekil oluşur? Katlanmış kağıdı pembe çizgili yerden keselim. Katlanmış kağıdı açalım. Alt tarafta kesilen parçanın simetriği üst tarafta da oluşmalı. Doğru cevap D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Baykuş ve kelebeğin uçabilme özelliği vardır. Çekirge ve kangurunun zıplama özelliği vardır. Cevabımız A şıkkıdır. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir? Ortadaki şekli inceleyelim. Sol üst köşede M harfi var. Sağ üst köşede T harfi var. Sol alt köşede Y harfi var. Sağ alt köşede Z harfi olması gerekir. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekiller saat yönünde döndürülmüş. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? İçteki şekillerin dışarıya doğru açıldığını görüyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Görselin eksik parçası hangisidir? Cevabımız D şıkkıdır. Görseldeki şekillerden hangisi en alttadır?
başka bir şekli kapatmayan şekli bulmamız gerekiyor. Sadece yıldız başka bir şeklin üstünde değil. Cevabımız A şıkkıdır. Şekli katlayıp küp oluşturduğumuzda mavinin karşısında hangi renk olur? Şekli katladığımızda mavinin karşısında yeşil renk olur. Cevabımız C şıkkıdır. Nesnenin üstten görünümü hangisidir? Önde, sağ tarafta kırmızı çubuk olması gerekir. Hemen solunda yeşil çubuk var. Sırayla mavi, mor, mor ve siyah çubuklar olacak. Kırmızı ve yeşil çubuk arasında mavi çubuk var. Sırayla kırmızı, kahverengi, siyah, kahverengi ve mavi çubuklar görünür. Cevabımız D şıkkıdır. Görselin katlanmış şekli hangisidir? Şekillerin temas ettiği çizgiye göre simetrisini oluşturalım. Cevabımız B şıkkıdır. Verilen görsel hangisi ile tamamlanabilir? Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi küp gelmelidir? İlk olarak sabit yüzü bulalım. Küpün mavi yüzü sabit yüzdür. Birinci küpten ikinci küpe geçerken solda bulunan görsel sağ tarafa geçmiş. Küp soldan sağa doğru döndürülmüştür. İkinci küpten üçüncü küpe geçerken solda bulunan bu görsel sağ tarafta yer alacaktır. Dördüncü küpteki yeşil yüz bir önceki küpün sol tarafından gelmiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Verilen görselin aynısı hangi seçenekte verilmiştir? Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Soldaki çubuklar sağdaki şekillerin kenar sayıları kadardır. Karenin dört kenarı vardır. Sol tarafta dört çubuk olması gerekir. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir? Her satırda iki ve üçüncü şekillerin toplamı birinci şeklin sayısına eşittir. Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekiller saat yönü tersinde döndürülmüş ve boyalı alan kesilmiştir. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekillerin her satırda ve sütunda dizilimi değişmiştir. Cevabımız C şıkkıdır.
Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Kelimelerin aynaya yansımış görünümleri verilmiş. Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Rakamların sağ tarafına önce ilk rakam eklenmiş. İkinci adımda ikinci rakam eklenmiş. Cevabımız D şıkkıdır. Şeklin negatifi hangisidir? Verilen görselde siyah alanların beyaza, beyaz alanların siyaha dönmesi gerekiyor. Cevabımız A şıkkıdır. Eksik olan parça hangisidir? Cevabımız B şıkkıdır. Görsele 10 saniye bakıp hafızanızda tutunuz. Baktığınız görsel hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? İlk satırda birinci sıradaki şekiller çevrilip birleşmiş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Doğru cevap D şıkkıdır. Yapının üstten görünümü hangisidir? Cevabımız C şıkkıdır. Görseldeki boşluğa hangisi gelmelidir? Cevabımız A şıkkıdır. Verilen şekle ait olmayan parça hangisidir? Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Çember birinci küpte ön yüzde yer alıyor. İkinci küpte bir üst yüze geçmiş. Üç rakamı ikinci küpte ön yüzde yer alıyor. Üçüncü küpte bir üst yüze geçmiş. Küpler ok yönünde döndürülmüş. Birinci küpte yer alan kare küp üç defa döndürüldüğünde soru işaretinin olduğu yere gelecektir. Cevabımız D şıkkıdır. Şekillerden hangisi farklıdır? Aynı şekil döndürülerek diğer şekiller elde edilmiştir. A şıkkındaki şekil farklıdır. Soru işareti yerine hangi görsel gelmelidir? Birinci satırda meyveler yer alıyor. İkinci satırda çiçek türleri var. Üçüncü satırda deniz canlıları yer alıyor. Buna göre soru işareti yerine bir deniz canlısı gelmelidir. Cevabımız B şıkkıdır.
Deseni tamamlayan parça hangisidir? Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Yeşil, mor ve kırmızı kareler tekrar ederek bir desen oluşturmuş. Cevabımız C şıkkıdır. Şeklin aynısı hangi seçenekte verilmiştir? Cevabımız D şıkkıdır. Verilen şeklin aynadaki yansıması soruluyor. Aynadaki yakınlık durumlarına göre şekilleri oluşturalım. Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Mavi ve yeşil oklar her seferinde yer değiştirip birbirlerinin rengini almışlar. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi görsel gelmelidir? Birinci satırda birinci sırada süt ürünleri var. İkinci sırada sadece bir süt ürünü verilmiş. İkinci satırda sebzeler var. Soru işareti yerine bir tane sebze gelmesi gerekir. Cevabımız A şıkkıdır. Verilen şeklin gölgesi hangisidir? Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci sütuna bakalım. Birinci sırada şeklin tamamı var. İkinci sırada şeklin sol yarısı verilmiş. Üçüncü sırada şeklin sağ yarısı yer alıyor. Aynı kural ikinci ve üçüncü sütunlar için de geçerlidir. Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci satırdaki şekillerin boyutu kareye sığmayacak şekilde arttırılmış. Cevabımız C şıkkıdır. Parçaların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekiller bulundukları sütunda bir kare aşağı doğru hareket ettirilmiş.
Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Şeklimiz döndürüldükten sonra aynı şekilden bir tane daha eklenmiş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci sütuna bakalım. Birinci sıradaki şekil, ikinci sıradaki şeklin içinde beyaz renkte yer alıyor. İkinci sıradaki şekil, birinci sıradaki şeklin rengini almış. Aynı kuralı ikinci sütuna uygulayalım. Cevabımız B şıkkıdır. Görsele dikkatli bir şekilde bakınız. Baktığınız görsel hangisidir? Cevabımız A şıkkıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.